Konu Rusça'da yönelme durumu. Dательный падеж в русском языке. En sevdiğim падеж bu. Çünkü çok kolay. Yönelme durumu olarak Türkçe'de biliyoruz. Veya e hali. İki tane soru var. Кому – canlı ve чему – cansız. Kime, neye? Eğer bu soruları bilecekseniz o zaman çok kolay bir şekilde dativini padeji kullanabilirsiniz bir cümlede. Neden? Çünkü kamu, çimu, u ile bitiyor. Şimdi anlatacağım. Evet, bakalım bu tabloya. Dativini padeji используется с глаголами, выражающими действие, направленное к этому предмету. Eğer bir cümlede bir fiil, yönelme, bir şeyin istikametinde ya da e doğru bir manada kullanıldıysa o zaman burada dativni padej söz konusudur. Bakalım örnekleri. İlk satır iki mavi olarak işaretledim. Bunlar eril. Человек, insan ve royal. Aldım iki tane isim. Birinde ek yok. Yani ünlü olarak ünsüzle k ile bitiyor. Diğeri ise mehkiznak ile bitiyor. Şimdi onlara göre bakalım. Eğer sert yani ünsüz şeyle harfle bitiyorsa o zaman u olacak. Человек, кому, человеку. Eğer mehkiznak ile bitiyorsa o zaman ю olacak sonunda. Dativный падеж. Bakalım. Нужно помочь кому этому человеку. Kime yardım etmek lazım? Bu insana. Кому человеку. Burada çok kolay. Değil mi? Evet. İkinci örnekte ise старому роялю требуется реставрация. Eski piyanoya restorasyon ya da tamir gereklidir. Burada you koyacağız. Çünkü neden? Mehkiznak ile bitiyor. Çok kolay. U, you. Aklımızda kaldı değil mi? Evet. Nötr için bakalım. Yeşil olanlara. Akno, pencere, more, deniz. Burada da aynı şekilde. U, you. O ile bitiyorsa u, y ile bitiyorsa yu koyacağız. Bakalım. По окну стучали капли дождя. Почему стучали капли дождя? По окну. Devam edelim. По морю плыл пароход. Burada ise you olarak çektik. Neden? Çünkü море y ile bitiyor. По морю плыл пароход. Denizde vapur geçiyordu. Burası da çok kolay. Uyu. Evet. Üçüncüye bakalım. Dişil olanlara. Burada üç tane seçenek olabilir. A ile bitiyorsa, ya ile bitiyorsa ve yumuşak mehkiznak ile bitiyorsa. Evet. A ile bitiyorsa dativный падеж de e olacak. Нашей машине нужен ремонт. Чему нужен ремонт? Машине. Bizim arabaya tamir gereklidir. Фамилия. Я или bitiyor. Dativный падеж de sonuna i koyacağız. На собеседование вызывали по фамилии. İş görüşmesinde soy isim olarak çağırıyorlardı. Evet. Площадь, мягкий знак или битьё, мейдан. Люди шли по площади. Почему люди шли по площади? Burada мейданда insanlar yürüdüler. Burada Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman bazen farklı bir soru oluyor. Mesela по площади. İnsan meydanda yürüyor. Yani nasıl diyeyim? Türkçe'de, eğer Rusça'da по площади, по чему diyorsak Türkçe'de nerede yürüyor? Meydanda diyoruz
Türkçe'de nerede oluyor? Biraz karışık ama ama böyle datilni padejde ileride daha görürsünüz. Çoğul halinde ise iki tane ek var. Am, yam ekleri bakalım. Çok kolay. Stol, masa. Stalı, çoğul hali. Masalar. Stalam, datilni padejde. Почему по столам? Mesela. Герой, герои, героям. Burada yine eril, dişil ve nötr olarak yazdım. Mavi, pembe ve yeşil gördüğünüz gibi. Книга, kitap, книги, çoğul hali ve datilni padejde. Книгам, площадь, мягкий знак ile bitiyor, dişil. Площади, çoğul hal, площадям, çoğul hal, datilni padej. Окно, окна, окна. Поле, нötr, поля, çoğul hal, полям, çoğul hal, artı datilni padej. Çok kolay. İki tane ek var sadece. Evet. Burada en sevdiğim nokta var bu padejde. Edatlar, yardımcı edatlar. K ya da ko ve po. Şimdi ne olduklarını anlatacağım. Datilni padej mesela bir cümlede gördük. K morü mesela ya da po daroge. Ha bu demek ki datilni padej kesin. Bu k ve po başka padejlerde kullanılmıyor asla. O yüzden çok kolay. Evet. K gördük mü? Po gördük mü? Demek ki datilni padej. Demek ki sonunda u, yu olacak ya da e, i ve çoğul hallerde am, yam olacak. Örnekler. K ve po edatı istikametinde e doğru anlamına gelmektedir. K edatıyla örnekler. K nimu ona doğru. Ко мне, пана, дору. К сестре, обласна. К городу, шехре. К вечеру, акшама. К лету, яза. К ночи, гечее. Gördüğünüz gibi çoğunda sadece к kullandık. Ко ise bazı kelimeler için kullanılıyor. Onu zamanla kendiniz hissedeceksiniz ve öğreneceksiniz kullanırken. Bakalım örnekleri. Мы идем к нему. Biz ona gidiyoruz. К нему. Gördüğünüz gibi у sonunda datilni padej kullanıldı. İkinci, гости придут к вечеру. Misafirler akşama gelecekler. Burada hem ne zaman kullanabiliriz hem neye akşama. Türkçedeyken 3 Papa uspiet k zavtraku. Soru bu. Papa uspiet k zavtraku. Babam kahvaltıya yetişir mi? Neye yetişir mi? Kahvaltıya. K çimu zavtraku. Sonunda u. K letu nujna pohudet. Yaza kilo vermek lazım. Veya zayıflamak lazım. К лету, к чему? Yani neye, yaza. Они подъезжают к городу. К чему они подъезжают к городу? Onlar şehre yaklaşmışlar. Neye yaklaşmışlar? Şehre. Datilni padej. По edatıyla örnekler. Po edatı boyunca göre ile içinde, üzerinde, etrafında gibi birçok anlama gelir. Po ulici, sokak boyunca, sokakta. Po dorogi, yol boyunca, yolda. Po derevni, köy çevresinde, içinde, köyde. Po planu, plana göre. Po imeni, adıyla, po причине, sebebiyle. Po его словам, örneğin. Burada çoğul hal kullanıldı. O yüzden am eki koyduk. Onun sözlerine göre. Neye? Sözlerine. Чему словам? По словам. Мы живем
По закону. Почему по закону? Neye göre? Kanuna. Biz kanuna göre yaşıyoruz. Ve bir tane daha edat var. Благодаря. Ne demek bu? Sayesinde anlamına gelir. Благодаря вам. Sizin sayenizde. Благодаря этому. Bu sayede, bunun sayesinde. Благодаря тому, что. Dolayı, nedeniyle. Umarım anlamışsınızdır. Bazı yerlerde takıldım, kusura bakmayın. Anladık. Yani datini, padeji nasıl anlayacağız? Eğer cümlede k varsa, po varsa. Ha, bazen k olmayacak, po olmayacak. Sadece eke göre anlayacağız. Erilde ve nötrde u, yu olacak. Ve dişil isimleri için hangi vardı? Y ve i vardı. Değil mi? Evet. Sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Önerilerinizi beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Uzun zamandır ilgilenemedim kanalımla. Kusura bakmayın. Küçük bir bebeğim var. Bir iki hafta sonra bir sonraki padeji yükleyeceğim, hazırlayacağım. Çok teşekkür ederim size. Abone olmayan, beni takip etmek isteyenler abone olsun ve beğene tıkla.